Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda yeni bir memur olma hakkında konuşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gelen duyuruyu size aktarmış olacağım arkadaşlar. Hangi dallarda alım olacak, sınav şekli nasıl olacak ve puan türleri nasıl değerlendirilmiş olacak? Bu bilgilerin hepsini size aktarmış olacağım arkadaşlarım. İlanlar geldikçe kanalımıza yer vermeye çalışmış olacağız. Muhakkak bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi, süreç, atama ve duyurudan haberdar kalmayı unutmayın arkadaşlarım. Çünkü birçok ilan gelecek, birçok memur alımı gerçekleştirilmiş olacak. Bu ilanlar hepsi size uymayabilir. O nedenle ilanlar geldikçe şöyle bir kontrol edin. Size uyduysa muhakkak başvurunuzu yapmış olun arkadaşlarım. Ben duyurular geldikçe sizlere en iyi şekilde aktarmaya devam etmiş olacağım arkadaşlarım. Evet. Peki bu ilanda sınav şekli nasıl olacak? Bunun bilgisini ilk başta aktarmak istiyorum sizlere. Sınavın yazılı aşaması için kadro ünvanları itibariyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2019 veya 2020 yıllarında gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavlarının sonuçları esas alınmış olacaktır. Kadro ünvanlarına göre birazdan aktaracağım sizlere kadro ünvanlarını. KPSS'den en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere 3 katı aday sınava çağrılmış olacaktır. Haberiniz olsun. Aranan şartlar zaten genel itibariyle hepsi aynı. KPSS puan türüne en az 60 puan almış olmanız gerekmektedir arkadaşlarım. Bunların dışında aktaracağım bilgiler şu şekilde. Başvuru tarihi, şekli ve yeri arkadaşlarım 05.07.2021 tarihi itibariyle başlamış olacak. 16.07.2021 tarihinde son bulmuş olacak. Türkiye.gov.tr TBMM Başkanlığı internet adresinden size başvurunuzu elektronik ortamda yapmış olacaksınız. Şahsen veya postayla yapılmamış olacak, haberiniz olsun arkadaşlarım. Bunların dışında söğüt sınav nasıl uygulanacak? Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre söğüt sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavın yapılacağı yeri, günü, saati TBMM'nin internet adresinden ilan edilmiş olacaktır. Ben bu linklerin hepsini açıklama kısmına yazmış olacağım. Oradan sizler ulaşmış olacaksınız arkadaşlarım. Söğüt sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmanız gerekiyor. Söğüt sınav sonucunda yazılı sınav puanının %60 ile söğüt sınav puanı %40'ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilmiş olacaktır, bilginiz arkadaşlarım. Peki dağılımlar nasıl? Bunun hakkında bilgi vermiş sizlere. İlk olarak psikolog unvanından alım gerçekleştirilmiş olacaklar. Görev ili Ankara olacak şekilde kadro sayısı 3 kişi olacak. KPSS 2019 ile 2020 P3 puan türünden 60 puana sahip olması gerekiyor. Öğrenim durumu ise en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültenin psikoloji bölümünden mezun olan kişiler buraya başvuru yapabilecektir. Bunların dışında anaokul öğretmeni var. Anaokul öğretmeni için de Ankara'da görev ile olacak şekilde 12 kişilik kadro sayısı açılmış durumda. KPSS 2020 P10 puan türünden 60 puan almış olmanız gerekiyor. Yani sizlerin eğitim bilimleri sınavına girmiş olmanız gerekiyor. Formasyonunuzun olması gerekiyor veya eğitim fakültesi çıkışı olmanız gerekiyor. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültenin okul öncesi öğretmenliği veya anaokul öğretmenliği alanlarında eğitim veren bölümlerden mezun olmuş olmanız gerekiyor. Çocuk gelişimi bitirenler için de formasyon olduğu takdirde ve P10 puan türüne sahip olduğu takdirde yine başvuru yapabilir. Fakat çocuk gelişimi 2 yıllık bölümler maalesef ki buraya başvuru yapamaz. Çünkü P10 türüne sahip olmadığı için arkadaşlarım. Bunun dışında bakıcı anne var arkadaşlar. 20 kişilik kadro sayısı unvanı var. Ankara'da görev ile olacak şekilde KPSS 2020 P94 puan türünden 60 puan almış olması gerekiyor. Mesleki eğitim veren liselerin çocuk gelişimi ve eğitim alanında eğitim veren bölümden mezun olan kişiler buraya başvuru yapabilecektir. Herkese hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarım. Evet, atama yapılacak kadrolar bu şekildeydi. Bunların dışında başvuru tarihi, şekli, süresi ve söz sınavı hakkında bilgi vermiş oldum. En başında sınav şekli ve aranan şartları hakkında da bilgi vermiş oldum arkadaşlarım. Yeni memur alımı bu şekildeydi. Sizlere uyduğu takdirde lütfen başvurunuzu yapın. Bunun dışında birkaç tane daha duyuru var. Bunları farklı videoda ele almış olacağız. Muhakkak bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.